karşıda gördüğünüz sarı binanın evet. olduğu yer aslında hükümet konağı orası. Orası kale ve ilk yerleşim Safranbolu'da. Evet. 1930'lara kadar Osmanlı'da zaten evlerden devlet yönetiliyor. 30'larda böyle tepelere görkemli, devletin gücünü gösteren evet, evet. binalar yapıyorlar. Orada ayrıca bir özellik var. Hemen arkasında kadınlar hapishanesi, evet. yanında saat kulesi ve küçük bir mescit vardır. Evet. 1970'lerde yangın geçirmiş. Birkaç sene önce de yeniden restore edilip orası kent müzesi haline. Kadınlar hapishanesi şu an ne oluyor? Şu anda orası da restore edildi. Sergi alanı olarak kullanılıyor. Burada bütün evler gördüğünüz gibi korunmuştu. Çok güzel. Zaten yani bu evlerin böyle yan yana duruşu bir harika. Evet, evet. Siz şimdi burada gideceğiniz kuaför nerede? Biz galiba birazcık daha kent merkezine doğru gideceğiz. Evet, biz şehrin en güzel kuaförüne gideceğiz ki akşama çok özel bir saç yapalım. Çok heyecanlı. Sonra danslar, şarkılar. Hanımefendi böyle bir çok özel akşam yemeği hazırlanıyormuş gibi çok değiştirmemiz lazım. Hani romantik bir akşam yemeği, belki bir düğün gecesi. Çok böyle cine abart. Ama böyle hani baştan yapmamız lazım. Hareketli bir şeyler olsun. Kuaförde aslında ben çok sıkılırım. Hani şeyden böyle sürekli oturmaktan falan, ama dedikodu kısmı gerçekten çok keyifli. Burada fal bakan var mı? Ben bakacağım. İnanmıyorum. İbrahim Bey bu yemekleri sevecek mi? Sürpriz ne olacak bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Böyle bir sürpriz hazırlıyoruz ki. Müzik. Karısını belki tanıyamayacak. O kadar güzel işliyor şu anda. Alışveriş, saç. Ama Burcu ne yaptığını bilmiyor. Biliyorsun şu rally kraliçesi. Ona şey diyorum ben. Ne dedim daha geçen gün? Dedim sen bir... Ne dedim? Rally'çe diyorum ona. Çünkü rally biliyorsun bastığında 200 kilometre saatte gidiyor. Olmaz. Şimdi ben bunları hazırlamam gerekiyor. Kusura bakmayın. Devam. Adonna immobile, la strada argento. Fönler, saç kurutma, yarım saat, 40 dakika falan sürüyor. 5 dakika. Peki o zaman bari şey yapalım, yani saçı yine en son bir toparlayalım. Ondan önce mesela böyle çok çarpıcı geçelim. Bir makyaj yapalım. Canlı, evet, gözlerini ön plana çıkaracak güzel bir makyaj. Evet, tırnakları makyajı falan evet. Değişiklik olsun. Hani tabii çok iyi olur. Kahve içer miyiz artık? Bayağı yoruldunuz bu arada. Evet, aslında bir kahve iyi giderdi. Çok güzel olur. Yemek başka bir heyecan, biliyor musunuz? Yemek pişirmek bir sanat. Herkes bunu yapamaz, değil mi? Böyle. Bir parça daha kadar. Oh! Şimdi Gül Hanım zaten dedi bunu böyle yap, şöyle yap, ama bilmem hatırlayabilir miyim her şeyi. Bu çok sıcak, dikkat! Evde bunu denemeyin. Oh! Evde bunu denemeyin, herkes bunu yapamaz. Böyle, oh, şimdi de birazcık tuz atacağım, bakın. Çok atmam ben normalde ama biraz böyle, yani 3 çeyrek mi falan, böyle dağıtacağım biraz. Benim işim bitti, az çok Gül Hanım tarif ettiği her şeyi, istediği gibi yaptım, her şey hazır. Eşinin sevdiği her şeyi hazırladık. Gül Hanım şimdi saçını, makyajı güzelleşiyor, bir şey bilmiyorum tam ne yapıyorlar. Gördüğünüz gibi tam bir ekip çalışması sana gidiyoruz. Acaba Michael yetiştiriyor mu diğer ekibin geri kalan kısmı olarak çok merak ediyorum. Kesin orada şimdi yemeklerin hepsini yedi ve biz burada uğraşıyoruz, eve bir gideceğiz yemek bulamayacağız. İşim yetmiyor, bana ocağı da yak dediler, bunu hazırla dediler. Bunun üzerinde şimdi börekleri burada pişireceğiz. Vallahi çok sıkıldım bu işten ben. Çok çok. Canlı. Yalnız hiç böyle yamuk bir bardakla falan bakmamıştım. Sıkıntı çıkmayacak büyük bir ihtimalle. Böyle dilek milek o tip şeylerle sıkıntı falan. Yok, tutmadım, bir şey tutmam gerekir miydi? Ama sıkıntı çıkmadı galiba. Biraz var. Var mı? Heyecanlıyım ondandır. Peki ne diyelim?
Neyse haliniz çıksın faaliniz Gül Hanım. Güzel olacak bence. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. Ay böyle bir sürpriz yapmadık bugüne kadar. Çok heyecanlıyım doğrusu. Ne olacak? Ay şu gibi alayım buradan. Evet. Çok güzel bir sürpriz hazırlıyoruz şu İbrahim Bey'e. Altın mı? Tam Gül Hanım istediği gibi. Her an bu et hazır, bu bizim börek için. Bir dakika. Biz de arada, inanmayacaksınız ama ben inanmıyorum buna. Burada önce ısıttığım biraz ceviz var. O ceviz yağ falan dağıtıyor, aroma veriyor. Yalnız çok güzel oldunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim bunun için. Geçin. İkimiz birden geçin. Merhaba. Merhabalar. Sağ ol, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Michael çok yorulmuş olmalı. Michael! Aa, geldiniz. Vakit de azaldı. Sofrayı kurma zamanı. Burcu nerede Allah aşkına? Nereye gitti? Burcu gelsene buraya. Beni yalnız bırakma şimdi. Bu masa için mi? Canım biraz paniğe kapıldım. Yok o şey yemek. O yemek için. Siz bunu, bence tuzları götürün. Michael bunu böyle açıyorsun içinden yemek çıkıyor yiyorsun. Peki ama ben paniğe kapıldım. Şimdi düşünemiyorum adam hemen gelebilir. Siz hala tuzlarla muzlarla. Tamam nereye gidecek? Kaç tane Allah aşkına İki ya. İki kişiler İki kaç kişi. Tane? Tamam gidelim. Ben bir tane alayım. Bu ne hız Michael Bey? Hazırlıklar hızla devam ediyor. Geçmiş olsun Michael Bey, hayırdır? Kaprisini yapıyor. Ayak oyunu uzun. Tansiyonu düştü. Kesinlikle kaprisi. Düştü çıktı yeter. İki kişiye ama kocanız tabii çok değerli ve güç diyor bu yaş günü değil mi? Yaş ne ya. Diyeceğiz ona? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sonra iyi ki nasıl Türkçe? İyi ki doğdun İbo. İyi ki doğdun İbo. Başardık. Zaten her şey hazır. Rahat olalım. Şimdi dinleyin. Siz kızlar gidin. Kızlar diyorum kusura bakmayın. Yok yok tamam. Gidin giyinin. Ben de bir kostümü giyeyim. Artık hazır. Bundan daha hazır olmayacak. Ben bir de su... Ama bir plan değişirse başka bir yere giderse işiniz gelmezse biz ne yaptık? Konuştunuz mu en son telefonda? Lütfen yok, arayın. Gelecek ama saat kaç? Ne zaman gelecek? İşte şu aralar gelmek üzere. Ben benim gördüğüm 10 dakikamız falan var. Bence evet, 15 karar. Dakika hadi. Tamam. Gidelim hadi. Mi? Evet hadi gidelim. Bakalım. Hadi gidelim. Allah'a şükür bu da bitti. Evet. Hey, sen misin? Çok eksik oldum. Vay, sunucularımız da geceye hazırlar. Ne güzel bir program daha geçti değil mi? Çok heyecanlandım bu sefer, bilmiyorum. Çok keyifliydi değil mi? Ne kadar şıksın, ne yaptın? Ne kadar yakışıklısınız, siz de çok centilmen olmuşsunuz. Birkaç kilo versek tabii. Ama inan çok mutluyum. Bayağı yorulduk ama değerdi değil mi? Siz evet, gittiniz, gerçekten geldiniz. En keyifli anı bu herhalde. Her an gelebilir artık, değil mi söylüyorsunuz? Evet. Ne yapacağız, böyle şey mi?
burada beklemeyeceğiz herhalde böyle. Ya nasıl duracağız? Saklanacağız bir yere. Odaya girer mi acaba, hani odaya saklansın? Yok, odaya girmez şimdi, o banyoya girer, elin yüzünü falan. Zaten önce bir şok olacak herhalde, ne oluyoruz? Herhalde. Evet. İbrahim Bey eve döndü. Burcu, Michael saklanın. Hoş geldin. İbrahim Bey'in şaşkınlığı da yüzünden okunuyor. Oh, ne kadar güzel. Sen hep sürpriz yaptın. Yani. Harikasın. Tamam. Hadi sen git üstünü değiş. Hadi. Şey, hadi. Hadi. Tamam. Burası mı? Evet, lütfen. Sana hafif ve geleneksel yemeklerle ilgili bir menü yaptım. Ümit ederim beğenirsin. Harika. Uzun baklar. Uzun baklar. Evet. Evet, çok uğraştım. Bakalım beğenecek misin? Kimse hatırlamasın diye uğraşıyorum ama. Mümkün değil artık benim hatırlamamam bunca sene sonra doğum gününü. Aslında benim sana bir sürprizim daha var. Seni hiç tahmin etmeyeceğim bir şey. Çünkü ben sana bir menü hazırladım. Ama bunu tek başıma yapmam mümkün değildi. Yardımcı bir gücüm vardı. Seninle tanıştırayım mı onları? Sürpriz! Evet. Sürpriz! Sürprizim. Nasılsın? Evet. Merhaba. Güzel bir sürpriz. Hoş geldin. Nasılsınız? Marco? Merhaba. Çok sevindim. Çok güzel oldu bir sürpriz. Burcu. Bir yerden tanıyorum ben. Evet. Tanıyorsun, iyi bak. Nereden tanıyorsun? Rallici. Rallici. İbrahim Bey bizim rallici kızı tanıdı. Evet. Burcu değil mi? Burcu. Evet. Burcu çok amaçlı. Hem rallici hem de mutfaktan çok iyi anlıyor. Michael ve Burcu bana bugün çok yardımcı oldular. Güzel. Ve birlikte yaptık aslında. Bütün bunları ben yapmadım. Michael yaptı. Beraber evet. Yaptık tabii. Yani en azından şunun için teşekkür ediyoruz. Harika, çok teşekkür ederim. Canımı yaptık şu. Afiyet olsun. Gerçekten sizin bu yüzünüzdeki ifadeye hepsi de gerçekten. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Var, evet. Lütfen siz de bize eşlik eder misiniz? Tabii geçeyim ya da şöyle geçeyim ben de. Tabaklarıyla gelsin. Ben size bardaklarınızı getireyim. Hayır hayır, lütfen. Biz her şeyi kendimiz yapalım. Aman dikkat Michael. Kusura bakma. Garson olmadığım bir evdeyim. Canım onu hallet. Bizimki birazcık sakar, o yüzden ben alışkınım böyle şeylere. Bekliyordum zaten. Şimdi nereden? Michael'ım dökmeden lütfen. Dökmeyeyim mi? Tamam. Ne yiyoruz Michael? Öğrendin mi? Ay sen söyle. Neydi bunun adı? Uzun pakla. Kim? Uzun pakla. Evet evet. Uzun pakla. Ama bakla uzun pakla. Çok güzel. Kim? Pak. Pakla. Bir türlü öğrenemedin Michael. Pakla. Pak. Sen gittikten sonra haber vermek için ben camdan beyaz bir mendil salladım. Ha. Evet.